Peki o temizlenmiş yerleri Arzu görmedi mi de Arzu içeride? Bence de. Sen görmedin mi Arzu o temizlenmiş yerleri? Başak'ın gördüğü yerleri sen görmedin mi? Gördüm. Ben o temizlediğin yani yerleri ikilik, gördüğüm ikilik için yani, ikilik yani zaten. Daha bir fazlası olsaydı daha fazla puan verecektim. Ben ikilik temizlik yaptığımı zannetmiyorum yani. Yok, olmadı. Peki Songül senden devam edelim. Buyur. Nasıl buldun bugünkü evi, temizliği? Evet, ben de salona ilk geldiğim zaman cam siliyordun sen. Hı-hı. Ama camı yanlış siliyordun. Geldiğimde orası bitmiş olmasa sen o kirli suyla orayı duruladın. O bezle duruladın. Ondan sonra kurulayıp sen o kirli suyu gördün. O yanındaki temiz suyu görmedin ama. Yok, temiz suyu da gördüm. Sen temiz suyu kullanmıyordun. O kirli suyun içine bezi yıkadın mı? Evet, yıkadı. Onunla o şekilde duralama yaptı. Hayır, yıkamadım. Yaptı. Temiz suda yıkıyordum. Yok, ben onu. Sen kirli suyu gördün yanındaki. Ben iki suya da baktım. Evet, biri temizdi ama birisi temiz, çok kirli değil. Sen temizdi. Bezini o kirli suda yıkayıp tekrar cama sürdün. İkincisi, evet, ben koltukları silmeni istemiştim. Aha, evet, gördüğüm sildik. Kadarıyla silinmiş. Evet. Peteğe baktığımda aynı sabahki gibiydi. Hiç peteğe sanki girilmemiş gibi. Peteğin yüzeysel sildim. Evet, açılmamıştı. İçini açma. Evet, açılmamıştı. Aynen, yüzeysel sildim yani. Mutfağa gelince ne? Ben ilk geldiğimde seni seyrettiğimde mutfakta dolabın üstünü temizliyordun. Evet, tellerken etrafa sıçrattın. İster istemez. Sıçrattım. Ben onları sonradan alırsın diye beklemiştim. O da alınmamış. Hani bir bezle i̇ster alınacak. İster çamur gibi çünkü. Tamam, anlıyorum. Hani sıçraması zaten. Çünkü tavana çok yakındı. Aynen. İkincisi tezgah. Evet, poşet serilmiş, çöp torbası serilmişti ama ayakkabıyla basıyordum. Ayağımın altında kaydığı bir yer oldu. Hemen kendime baktım, fark ettim. O anda gördüm zaten, hemen kendime. Bezi kırışını beğendin mi? Tutuşunu beğendin mi? Yok. Yani bez dedin, hani o kare bez, yani insan her bir tarafını kullanır ama dörde katlar. Evet, katlar ama sen onu açık dörde şekilde katlama, açık şekilde kullanırım ki her tarafından güzelce alsın diye böyle güzel yapıyorum. İkincisi, evet, prizlerde ben de yağlar falan gördüm. Yağ içindeydi. Dolabın içi, mutfak dolabının içindeyse elimi sürdüğümde kıpkırmızı yağ. Yani kırmızı. Hatta yıkamayacaktım. Kırmızı değil. O şeydi, yağlıydı. Boyası içi çıktı, ben gördüm. Şey, terledikçe yok, boyası çıktı değil yukarıya. Yağ. O yağ. Peki Songül, bu evde 4 saatlik bir temizlik rahat rahat yapılır mıydı? Bu evde evet yapılırdı. Çünkü salon ve banyoda hiçbir şekilde seni zorlayacak bir şey yoktu abla. Hem mutfağın evet yağlıydı, yani kirliydi. Peki senin açından yapamamasının en büyük nedeni ne? Ya planlı gitti aslında ama camda çok oyalandı. Camda oyalanma sebebiyle mi diğer yerlerde eksiklik kaldı? Biraz da hızlı olabilirdi. Hmm. Peki, evet. Ver Songül puanını. Evet, 3. puan Songül'den geliyor. Bakalım Songül haftanın ilk günü kaç puan verecek? Buyur Songül. Ablacığım, tekrar eline koluna sağlık. Teşekkür benim ederim. Benim puanım 3. Teşekkür ederim. 3 geldi. Bak Songül de 3 verdi, Arzu hala 2'de. Aynen. Songül 3 ne ya? 3 ne? Bu puanları evden mi getirdin sen ya? İnsan cebine koyup geri mi götüreceksin ya? Fakat Songül, senin de günün gelecek. Yakındır. Arzu'nun puan kaygısı olduğunu düşünen var mı haftanın ilk günü 2'yi kullandığı için? Evet, şunu göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yani 4 saat, evet, sınırlı bir süremiz var. Evet, eksik kalan yerlerim vardı ama ikilikte değildi. Yani süremiz de sınırlı değildi. Evet, ama onu sadece uğraştıracak yer mutfaktı. Mutfakta da tam olmadı. Peki. Evet Tansel, senden devam edelim. Son yorum, son puan senden gelecek. Ne düşünüyorsun öncelikle bugünkü ev için ve sen de açılışta Yurdagül ablaya baktığında ne gördün? İlk başta çok heyecanlı gördüm. Çok enerjik gördüm seni Yurdagül abla. Ama daha sonra kontrole geldiğimizde çok yavaştın. Camlarla çok oyalandın. 50 dakika olmuştu. Geldik, sadece bir halı süpürmüştün. Camın kabasını almıştın. Hiçbir şey kabasını yoktu. Kabasını aldım. Bantlarla uğraşıyordum ama. Gerçekten bantlar. Geldiğinizde bantlar yani bile tam çıkmamıştı zaten. Ya işte tellemekle bantları ancak uğraştım çıkardım. Bantlar insanı çok oyaladı. Yani benim süremin, zamanımın çoğunu bantlar aldı. Yani koltuklar, yerler falan değil. Halıyı neden silmedin? Halıyı silmedik. Halıyı silersek mutfağı yani bir vitrinin yoktu, bir üniten yoktu. En azından bir halıyı da silebilirdim bence. Yani salonunda hiçbir şey yoktu. Peki Tansel, mutfağa gidelim. Burada uğraştıracak bir şey yoktu. Mutfakta uğraştıracak şeyler vardı. Evet. Orası için ne düşünüyorsun? Mutfak içinde buzdolabının içindeki o en altta iki çekmece var. Ayrı sebzelik. Sebzelik. Onlara hiç dokunmamışsın. O sebzelerin suyu bile dibinde duruyordu. Buzdolabını beğendin mi? Buzdolabının dışı güzeldi. Yalnız bir kenarında çok az bir yağ vardı. O kadar da olur. O bir şey değil. Yalnız dediğim gibi sebzeliklerin kalmıştı Yurdagül abla. Peki banyo için ne diyorsun? Banyo için tuvaletin zaten, klozetin yoktu. Gene bir uğraştıracak bir tuvaletin de yoktu. Peki Tansel, ver sen de puanları. Bakalım haftanın ilk günü son puan Tansel'den kaç gelecek?
Düşünüyor musun seni rakip gördükleri için? Aynen, beni rakip gördükleri için aynı şeyi yapıyorlar. İlk dakika gözlerini aynen korkuttum. Aynen. Ama onları da göreceğiz. Kendi günlerini oynuyorlar şu an. Yaslan sen arkana abla, izle seni. Şu anda kendi günlerini oynadıkları için yapıyorlar. Yurda Gül abla, çok güzel eve denk geldin ama olmadı maalesef. Bakalım güzel eve kaç puan geldi? Buyur Tansel. Yurda Gül abla, sana verdiğim puanı. Aa, karşılıklı 2-2. Gerçekten, abla, gerçekten evin ikilik çok yani. Yani mutfakta dolabın yoktu. Dolabın yani yoktu derken, dolabın ya dolabın üstündeki kat kat o kirleri sen görmüyor klozetin musun? Klozetin yoktu. Hiç mi bakmadın sen dolabın üstüne? Çıkıp baktın mı sen dolabın üstüne? Evet, çıkıp baktım. O zaman hiçbir şey görmemişsin. Ya şu şeyin renginden beterdi dolabın üstü. Şu anki haline bak. Yurda Gül abla, bir orayı yapmışsın zaten. Onun da kenarı yine kalmış. Tansel, hiç yakışmadı sana. Gerçekten yakışmadı. Ben öbürlerinde yine neyse ne de senden biraz daha fazla bekliyordum yani. İki ne ya? Tansel'den de 2 puan geldi. Toplamda 10 puanla ulaştın abi haftanın ilk günü. Eline koluna sağlık. Evet, ev olarak salonda çok zorlayıcı bir şey yoktu. Cam haricinde. Cam seni çok oyaladı. Bu koltukları ne kadar silsen de zaten buraları kendinden lekeli olduğu için çıkmıyor ama tozunu aldık. Cam da biraz evet oyalandı. Neden oyalandı? İlk başta bir kova suyla kabasını alıp daha sonra direkt krem ve telle girseydin o suyla da siler durular çıkardın. Bir daha uğraşmazdın. Mutfak çok zorluydu. Mutfak dolabının üstünde elinden geleni yaptın. Zaten dar bir alandı. Benim bile omzum ağrıdı yani orayı tellerken. Çünkü bir alan yok. Görüp bakamıyorsun doğru düzgün. Evet, mutfak dolapların işlerini de yaptın. Evet, bazı yerlerde kırıntılar vardı ama onu da mutfağın darlığına veriyorum. Rahat hareket edemedim ben aşağıda ocakta uğraştığım için. Hatalarından biri nerede? Buzdolabındaydı. Buzdolabını temizlerken en tepesinden başlaman gerekiyordu. En üstüne yağ sökücü takıp. Çünkü oradaki kirler aşağı akacak, yanlarına akacak. Şimdi buzluğun kapağını açtığımda buzluğun içine zaten girme dedim. Girmiyoruz. Ama buzluğun kapağını temizlememişsin ve oradaki tüm kirler olduğu gibi böylece üstünde duruyordu. Sıkıntı oradaydı. Banyoya geldiğimizde ise musluk tarafının kireçleri ben de girip baktım. Hala bembeyaz duruyorlar. Tam anlamıyla çıkmamışlar. Klozetin yoktu. Klozet tortusuyla uğraşmadık. Büyük masa, sandalye, eşya olmadığı için buradan artan süreleri mutfakta biraz daha iyi değerlendirmeni bekledim senden. Elinden geleni yaptın. Eline koluna sağlık diyorum. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim. Gülen yüzün hiçbir zaman solmasın. Şimdi yarın kim yarışacak bakalım, hazır aynen, mısın? Aynen, hazırız. İlk gün yaptın temizliği. Şimdi arkana yaslan. Haftanın 4 günü beyle bekle bakalım kim nasıl yapacak. Evet, temizlik benim işimde. Haftanın 2. gün yarışmacısı var mı ben çıkayım diyen? Ben hissediyorum. Sen hissediyorsun. Hadi bakalım. Evet, evet, 2. gün yarışmacısı. Mavi oluyor. Kız bir de sen çıkıyor musun? Bilmiyorum. Evet, temizlik benim işimde. Haftanın 2. gün yarışmacısı. Herkes gözlerini kapatsın. Beklenilen bir isim. Arzu oluyor. Kız çok yanlış bir günde 2'yi kullandın Arzu. Ertesi gün sen çıktın. Hazır mısın? Hazırım. Tokatlı'ya bu temizliği yakıştıramadın. Evet. Yarın senden güzel bir Tokatlı temizliği bekliyorum. İnşallah. Hazır mısın? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.